Bu videolarda ve doğrusal cebirde çokça karşınıza çıkacak terimlerden biri doğrusal kombinasyondur. Evet, lineer kombinasyon. Vektörlerin doğrusal kombinasyonu dediğimizde bunun bir doğrusal kombinasyon olduğunu anlamamız gerekir. Çok da açıklayıcı olmadığının farkındayım. Ne demek istediğimi daha iyi anlatabilmek adına elimizde V1, V2 şeklinde başlayıp VN'e kadar devam eden birkaç tane vektör olduğunu düşünelim. Bu vektörler r karede ya da R üzeri M'de olabilirler. Şimdilik R üzeri M'de olduklarını düşünelim. Gerçek uzayın bir boyutundalar. Evet böyle de diyebiliriz. Doğrusal kombinasyon aslında son derece basit bir kavramdır. Bu vektörlerin doğrusal kombinasyonu için vektörleri toplarız. Evet, bu vektörlerin toplamlarının bir kombinasyonu. Hemen yazalım: v1 artı v2 artı vni. Evet, alacağız ama bunları rassal skaler sabitlerle çarpacağız. C1, C2'den Cn'e kadar. C1'den Cn'e kadar olan bu skalerlerin reel sayılar kümesinin bir elemanı olduklarını da ekliyorum. Evet, işte bu kadar. Size doğrusal kombinasyonun tanımını yaptım bir örnek üzerinden de gitmemi isterseniz hemen bir vektör tanımlayalım. Koyu yazdıklarım vektör ama bu koyu yazma işi zaman zaman çok zahmetli olabiliyor her neyse. A vektörünü 1 2 olarak tanımlıyorum. B vektörünü de 0 3 olarak alalım bana a ve b'nin doğrusal kombinasyonlarının ne olduğunu söyleyebilir misiniz bunların doğrusal kombinasyonu herhangi bir sabit çarpı a artı herhangi bir sabit çarpı b'dir öyle değil mi mesela 0 çarpı a artı 0 çarpı b bunun sonucu olarak da 0 çarpı bunlar 0 sıfır eder. 0 ile bunları çarpınca da 0 elde ederiz ve sonuç 0 vektörünü elde ederiz. Ama geçerli bir sonuçtur. Yani 0 vektörü geçerli doğrusal bir kombinasyondur. 0 vektörünü de koyu yazılmış bir 0 olarak gösterebiliriz. İsterseniz a ile 3'ü de çarpabilirim. Sayıları rastgele seçtiğimin farkındasınız değil mi? 3 çarpı a artı eğlenceli olsun diye sayıların bir tanesini de negatif seçelim. Artı eksi 2 çarpı b. Bunun sonucu ise hemen hesaplayalım. 3 çarpı 1 eksi 2 çarpı 0 yani 3 eksi 0. 3 çarpı 2 eksi 2 çarpı 3 yani 6 eksi 6'dan 3 ve 0 vektörüdür. Evet bu da A ve B'nin doğrusal bir kombinasyonu. Buraya rastgele seçtiğim reel sayıları koymaya devam edersem A ve B'nin farklı doğrusal kombinasyonlarını da bulmuş olurum. Burada üçüncü bir vektörümüz daha olsaydı diye düşünelim. Mesela c vektörü. Bunun da 7 ve 2 olarak tanımlandığını varsayalım. Bunu da eklersem, başına da 8 koyalım. Evet, artı 8 çarpı c vektörü. Bunların hepsi doğrusal kombinasyonlardır. Peki bunlara sadece kombinasyon demek yerine neden doğrusal kombinasyon diyor olabiliriz? Bunun sebebi vektörleri sadece ölçeklendiriyor olmamız, yani vektörleri birbirleri ile çarpmıyoruz. Hatta vektör çarpımının ne demek olduğunu da bilmiyoruz ve bunu yapmanın farklı yolları var. Demek istediğim, bir vektörün bu şekilde karesini alamayız. Zaten bunun ne anlama geldiğini de henüz öğrenmedik ama bunu yapınca e, anında doğrusal olmayan bir şeyle karşı karşıya kalırız. Burada yaptığımız vektörleri ölçeklendirmek ve vektörlerin ölçeklendirilmiş versiyonlarını toplamak. Anlaştık mı? doğrusal kombinasyon denmesinin sebebi de bu. Bunu da dedikten sonra doğrusal kombinasyon kavramının ne işe yarayacağını da merak ediyor olabilirsiniz. Size bunu anlatmak istiyorum çünkü bu kavram ilk görüldüğünde çoğu öğrencinin kafasının karışmasına sebep olan bir kavramdır ama yine de öğrenilmesi gereken bir kavram. Burada c1, c2 ve diğer sabitler için hep farklı değerler kullandım. C'yi şimdilik görmezden gelelim. Evet buraya farklı sayılar koydum ama siz de bunun sonucu olarak elde edeceğimiz vektör kümesinin ne olduğunu merak etmiyor musunuz? Örneğin bu vektör bu kümenin elemanlarından sadece birisi. Hadi biraz düşünün. A ve B vektörlerinin doğrusal kombinasyonlarını alarak oluşturabileceğin vektör kümesi nedir? Şimdi A ve B'yi şuraya bir çizelim. İşin hem görsel hem de matematiksel boyutunu göstermek istiyorum. A ve B demiştim, değil mi? A 1'e 2'ydi. Şöyle çiziyorum. İşte bu. B'yi de farklı bir renkle çizeyim. Mesela sarı bu da 0'a 3'tü. Evet bu da B vektörüdür. Bu vektörleri toplayarak ya da çıkararak elde edebileceğim vektörlerin kümesi ne olur? Az önce de gördüğümüz gibi ikisini de 0'la çarpıp topladığımızda bu noktaya geliyor. Yani 0 vektörünü elde ediyorduk. A ile 3'ü çarpmak demek şöyle göstereyim. Bu 1A, bu 2A ve bu da 3A'dır. 3A'yı çiziyorum. Buna 2B'yi eklemiştik değil mi? Hayır, 2B'yi çıkarmıştık. Eksi B budur. Eksi 2B ise bu. Eksi 2B'nin standart konumu ya da formu. Eksi 2B'ye de 3A eklersek şöyle çizeyim. 3A eksi 2B bize bu vektörü verir. Ve zaten az önce işlemi yaptığımızda da bu sonucu bulmuştuk. 3'e 0 vektörü. Onu da mavi ile çizeyim. 3'e 0 vektörü. Ama bu az önce de söylediğim gibi elde edebileceğimiz kombinasyonlardan, doğrusal kombinasyonlardan sadece biri. 3 yerine a'yı 3 bölü 2 ile de çarpabilirdim. Bunu yapınca buraya gelirdim ve 3 bölü 2 a eksi 2b, eksi 2b yine aynısı olacak. Bunun sonucunda elde edeceğimiz vektörün az önce elde ettiğimizden farklı olduğunu görüyorsunuz değil mi? Ve gördüğünüz gibi bu doğrusal kombinasyon ile bunu diğeri ile de bu vektörü elde edebiliyoruz. Aslına bakarsanız R karedeki herhangi bir vektörü A ve B'nin doğrusal bir kombinasyonu olarak temsil edebiliriz. Hemen bir örnek üzerinde düşünelim ya da aklımızdan görsel bir örnek bulmaya çalışalım. Nereye gitmek istersek isteyelim A'yı rassal bir değerle ölçeklendirebiliriz öyle değil mi? Bu A'nın ölçeklendirilmiş bir versiyonu olsun ve buna B'nin rastgele seçtiğimiz katlarını ekleyebiliriz. B ya yukarı ya da aşağıya yönelmiş olduğundan buna B'nin katlarını eklediğimizde sonuç olarak bu doğrunun üzerindeki bir noktaya varırız. A'yı biraz daha büyütüp B'nin rastgele seçtiğimiz katlarını bu defa da buna eklersek bu doğrunun üzerindeki noktaları elde ederiz. A'yı negatif bir sayıyla çarpıp B'nin katlarını buna eklediğimizde ise de bu doğruyu elde ederiz. Anladınız değil mi? Ayrıca A'nın bu arada kalan boşlukları dolduracak ölçeklendirilmiş çionlarını da bulabiliriz. Mesela bu doğru için a'yı biraz daha küçük bir skalerle çarparız ve buna b'nin katlarını ekleriz. Bu da R karedeki tüm noktaların a ve b'nin katları ile doldurulabileceği anlamına gelir. Evet, bunu dedikten sonra size bir başka terim olan germeyi tanıtmak istiyorum. Not edeyim, germe. A ve B vektörleri, evet, R kareyi gerer diyebiliriz. R karenin de sıralı iki reel sayıdan oluşan bir değişkenler grubu olduğunu biliyoruz. Eşittir, R kare. Böylece, R karedeki herhangi bir vektörü A ve B'nin doğrusal bir kombinasyonu olarak temsil edebileceğimizi Gördük. Peki bunu başka iki vektörle de yapabilir miydik? Mesela a ve b, e, şuraya yazayım, a 2'ye 2, evet a bu, b de eksi 2'ye eksi 2 olsaydı ne olurdu? Bunların ikisiyle de herhangi bir vektörü temsil edebilir miyiz? a'yı istediğimiz gibi ölçeklendirebileceğimizi biliyoruz. a'yı ölçeklendirdiğimiz zaman bu doğru üzerinde hareket ederiz. Sonra buna a'nın ters yönünde olan b'nin ölçeklendirilmiş versiyonlarını eklediğimizde sadece ve sadece bu doğru üzerindeki noktalara ulaşabiliriz. Standart formda çizmeye çalışıyorum. Evet, sonuç A ve B'nin eğimine sahip başka bir vektör olur. Başka bir deyişle buradaki A ve B'nin herhangi doğrusal bir kombinasyonu ile bu vektörü temsil etmem mümkün değildir. Evet, C vektörünü temsil edemem. Standart formda eklememiz lazım. A'yı ölçeklendirebilirim, B'yi de ölçeklendirebilirim ama C'ye asla ve asla ulaşamam. Bu durumdaki germe ise bunun çok iyi anlaşıldığından da emin olmak istiyorum diyorum. Buradaki germe bu A ve B'nin germesi diğer A ve B'lerle bir alakası yok. Mavi A ve sarı B evet bu doğruyu gerer. R kareyi değil. Demek istediğim az önce söylediğim gibi herhangi iki vektörün R kareyi her zaman gereceğini düşünemeyiz. Az önce R kareyi germeyen iki vektör gördük öyle değil mi? Peki sıfır vektörü neyi gerer? Bunun vektör olduğunu belirtmek için üzerine bir de işaret koyayım. Sıfır vektörü, evet sıfır sıfırdır. Buna hangi skaleri verirsek verelim, doğrusal kombinasyonları sıfır sıfır vektörünü gerer. Çünkü buraya hangi sayıyı koyarsam koyayım, yine sıfır sıfır vektörünü elde ederim, öyle değil mi? O halde sıfır vektörü, sıfır vektörünü gerer diyebilirim. Evet, bunun doğrusal kombinasyonu olarak sadece kendisini yani sıfır sıfır vektörünü elde edebilirim. Buradaki örneğe geri dönelim. A vektörü buydu. Daha görünür bir renk kullanırsam daha iyi olacak. Size a'nın neyi gerdiğini, yani a'nın doğrusal kombinasyonları ile elde edeceğim vektörlerin hangileri olduğunu soracak olsaydım, cevap ki burada söz konusu olanlarda kombinasyon olmazdı ama cevap c çarpı a olurdu. Parametreleştirme üzerine yaptığımız ve size bir doğrunun parametrik temsilini gösterdiğim videoda a'nın a'yı ölçeklendirdiğimizde elde edeceğimiz doğruyu gerdiğini görmüştük. Kısacası a vektörü bir doğruyu gerer. R kareyi germek için eş doğrusal olmayan iki vektöre ihtiyacımız var. Bunu henüz ispatlamadım ama buradaki a ve b ile R karedeki tüm vektörleri elde edebileceğimizi, yani R kareyi gelebileceğimizi gördük. R kareyi geren ve çok da meşhur olan fizik derslerinden de hatırlayabileceğiniz i ve j birim vektörlerinden de bahsedelim. i ve j birim vektörleri. Bizim gösterimimizde yazacak olursak i birim vektörü 1'e 0'dır. Hemen çiziyorum. Evet bu i. j birim vektörü de 0, 1'dir. Evet bunları fizik derslerinden hatırlıyor olmalısınız. Farklı bir renk kullanayım. Bu j işte işte bu bunların dik olduklarını da biliyoruz ve bundan daha ayrıntılı bir şekilde de bahsedeceğiz bu iki vektörü kullanarak r karedeki herhangi bir vektörü elde edebiliriz bunların birbirine dik olması işi daha da güzelleştiriyor Size daha önce tanımlamadığım bir terim daha söylemek istiyorum. Bu vektörler R karenin tabanlarından biridir. Evet R karedeki herhangi bir vektörü bu ikisiyle temsil edebilirsiniz. Size tabanın ne olduğunu şimdi açıklamayacağım. İsterseniz germenin matematiksel tanımını yazalım. V1'den Vn'e V1 kadar vektörler diyelim. Bunların reel sayılardan seçeceğim herhangi bir sabitle yani C'lerle çarptığımda elde edeceğim vektörler kümesi. Evet, C alt indis i'nin reel sayılar kümesinin bir eleman olduğunu da ekleyelim. i de 1 ile n arasında değerler alacak. Şöyle açıklayayım, Buradaki vektörler bunları herhangi reel bir sayı ile çarpıp birbiriyle topladığımda yani bu vektörlerin ölçeklendirilmiş kombinasyonları ile elde ettiğim vektörler kümesini gerer. Bunun bu vektörlerin ölçeklendirilmiş versiyonları ile temsil edebileceğimiz vektörlerin uzayı olduğunu da düşünebilirsiniz. Germe kavramının mantığını anladığınızı düşünüyorum. Mesela ilk örneğimde size bu vektörlerin r kareyi gerdiğini söylemiştim. Buraya da yazmıştım. Bu r karedeki herhangi bir vektörü a ve b'nin doğrusal bir kombinasyon olarak temsil edebileceğim anlamına gelir. Eğer bu görsel ispatla da yetinmek istemiyorsanız size işin matematiksel kısmından da bahsedebilirim. Bir bakalım. a ve b'yi yeniden yazayım. Bu a vektörüydü 1 2. Bu da 0'a 3b. Evet yazıyorum. a 1 2, b de 0 3. Size R karedeki herhangi bir noktayı bunlarla temsil edebileceğimi iddia ediyorum. R karedeki rastgele seçtiğim bu noktanın koordinatları da x1 ve x2 olsun. Bunu ispatlamak için A ve B'nin kombinasyonları ile herhangi bir x1 ve x2'yi elde edebileceğimi göstermem lazım. Bu kombinasyonu da c1 çarpı a artı c2 çarpı b olarak yazayım. Size bana vereceğiniz herhangi bir x değeri için bir c1 ve bir c2 bulabileceğimi ispatlamaya çalışıyorum. Bunu vektörlerin sütun formlarını kullanarak yeniden yazacak olursam, c1 çarpı bu vektör yani 1'e 2 artı c2 çarpı b vektörü yani 0, 3. Evet x vektörüne yani x1 ve x2'ye eşit olması lazım. Buradaki x1 ve x2 değerleri de rastgele değerler. Bakalım bunların doğru olduğunu ispatlayabilecek miyim? Şimdi bu eğer doğru ise... 1 çarpı c1 artı 0 çarpı c2'nin x1'e eşit olması gerekir. Bunu vektörlerin skalerle çarpımı ve toplamını kullanarak elde ettik. Benzer şekilde 2 çarpı c2 pardon c1 olacaktı artı 3c2'nin de x2'ye eşit olması lazım. Burada x1 ve x2'nin herhangi bir değeri için c1 ve c2'nin neye eşit olduğunu bulabilirsem size bunları kullanarak r karedeki herhangi bir noktayı elde edebileceğimi de ispatlamış olurum. Bakalım yapabilecek miyim? Burada iki bilinmeyenli bir sistem var. Bu sıfıra eşit olduğu için üzerine çiziyorum. Bu denklemi eksi 2 ile çarpalım. Hemen yazıyorum. Eksi 2 c1 artı 0 eşittir eksi 2 x1. Şimdi bir de bunları toplayayım. Bu ikisi birbirini götürecek ve geriye 3C2 eşittir, x2 eksi 2x1 kalacak. İki tarafı 3'e bölünce de C2'nin 1 bölü 3 çarpı x2 eksi x1'e eşit olduğunu buluruz. Bunu C1'in yerine koyunca da bir bakalım. Ama bu denklem c1 eşittir x1 olduğu için buna gerek yok. Yazıyorum c1 eşittir x1. Evet bu işimizi görecek. Sonuç olarak bana R karede vereceğiniz herhangi bir nokta için bunların reel sayılar olacağını biliyoruz. Bu işlemleri yaparak size bu noktaya ulaşmak için vektörleri hangi skalerlerle çarpmanız gerektiğini söyleyebiliyorum. Mesela a ve b'nin hangi kombinasyonu bizi bir bakalım buraya gelmem lazım 2,2 noktasını elde etmek istediğimizi düşünelim. X 1 2 olacak. Buradan devam edelim. Evet 2,2 noktasına ya da vektörüne ulaşmaya çalıştığımızı düşünelim. Bir kere c1'in x1'e yani 2'ye eşit olacağını biliyoruz. c2'nin de 1 bölü 3 çarpı 2 eksi 2'den 0'a eşit olması lazım. Şimdi 2 virgül 2 noktasına gelmek için bir saniye bir saniye burada bir hata yapmışım değil mi? Gerçek sayılarla denediğim için şanslıyım yoksa bu hatayı görmeyecektim. 3 c2 eşittir x2 eksi x1 değil 3 c2 x2 eksi. 2x1 olmalıydı. Evet. iki tarafı 3'e böldüğümde burada 1 de -2 olması lazım. Her neyse dediğim gibi iyi ki bir örnekle deniyormuşuz. C2'nin doğru tanımını kullanırsam C2 eşittir 1 bölü 3 çarpı 2 eksi 2 çarpı 2 yazacağım. Burası 1 bölü 3 çarpı 2 eksi 4 edecek. 1 bölü 3 çarpı eksi 2 de eksi 2 bölü 3 eder. Evet A vektörünü 2 ile B vektörünü de eksi 2 bölü 3 ile çarparsam 2 virgül 2 noktasına ulaşabiliyormuşum. İsterseniz yaptıklarımın sağlamasını da yapabilirsiniz ve bence yapın. Hadi 2 çarpı A vektörü yani 2 1 artı eksi 2 bölü 3 çarpı B vektörünün yani yani 0,3'ün beni 2,2'ye getirip getirmediğini kendi kendinize kontrol edin.